İstanbul Happy girişimi tarafından sunu, hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meet'in programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte e, Handan konuşacağız. E, açılan yeni sergisini değerlendireceğiz. Merhaba ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Handan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şapşaneyim. <laughs> Harika. <gülüyor> Bütün şartlarla. Çok mutlu olduk sizi ağırladığımıza. Sergi adıyla başlamak istiyorum. Üç evet. iç denizin ülkesi Trakya ve Anadolu. Bu kadim toprakları nasıl sanatsallaştırıyorsunuz? Ve burada kişisel hikayenizle toplumsal hikayeler de örtüşüyor. İşin bu kısmından bahsederek başlayalım isterim. Hmm. Güzel. Buradan başlamak çok güzel. Ee, ben onu sanatsallaştırmıyorum. Üç iç denizin ülkesi beni sanatsallaştırıyor aslında. Yani o kadar e, verimli ve besleyici bir coğrafyadan bahsediyoruz ki fazla biricik zaten. Yani coğrafi konumuyla da dünyada başka bir ülke yok böyle sadece üç tane iç denizin çevrelediği ettiği. E, yani coğrafi konumunun biricikliği ama üstünden onca var olduğundan beri o coğrafya... E, o kadar çok bu medeniyetin katman katman geçtiği bir yer ki ama özelliği şu yani hiçbiri ötekini bir sonrakini ötekileştirmemiş yani e, her biri birbirinden devralarak götürmüş. Bugün biz de öyleyiz de 1950'lerden beri garip bir durum var e, ülkede e, sanki... E, Uzak akrabamış gibi davranıyoruz <laughs> bütün bu hakikate bu şaşırtıcı <laughs> böyle olmamak gerek çünkü o yani bir belleğe sahip değilseniz her gün hayata sıfırdan başlarsınız. Halbuki bellek bizi inanılmaz zenginleştiren, kim olduğumuzu hatırlatan, gelecekte ne yapacağımızı şumulayan ciddi bir malzemedir. Ve ona sırtımızı dayamamız kendimizi müthiş güvende hissedeceğimiz bir şeydir. Şimdi çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani her sabah büyük bir ihtimalle herkes bu ülkede bir zeytin yer. Yani hatta üstüne belki susam da döker. Ama zeytin Etimolojik olarak Hititçeden geliyor. Bunu unutturmanın manası ne? Unutturmayalım. Akrabalıklarımızı bilmekte fayda var. Onun için ben de işlerinde farkında mısınız? Aslında onlar benize şey yapıyor, zenginleştiriyor ve sana sanata yönlendiriyor. Bir akademisyen yani değilim ama e, hani gocumuyorum da bundan dolayı ama e, benim dilim sanat. Ben söyleyeceğim her şeyi sanatın diliyle söylüyorum. Çok güzel vurgular yaptığınızda aslında o hafında bellek meteletti, hatırlamak meteletti, işte kelimeler, etimoloji. Aslında bunların hepsinin ortak yetişim kilometrinde de atletin işlerini de teknoloji da önemli bir rol arkeoloji meteletti var. Hı hı. Bu O kadar kadim topraklar ki her katmandan başka bir şey çıkıyor. İşte hı hı. 300 evet. sene önceden Osmanlı'da da çıkıyor. Dörtlükten önceden Bizant'ta çıkıyor. işte 1000'ten önceden Hitit'i, Urartut'u, şey. medeniyetleri çıkıyor. Bu da Hitit'in hem işlerinde bildim işte izini sürdüğü temel bir tane. Hem de yaşantında da özel bir ilginizin var. bültende de diyor işte erken yaşlardan itibaren işte babanızın kütüphanesinden arkeoloji hmm, kitapları okumanız, İstanbul Arkeoloji Müddetliği'nde yaptığınız gediler. Doğru, doğru. E, dolayısıyla bu arkeoloji meselesiyle hem bu ilgilenme meselesini biraz sonra bakıyorum. Kişisel yaşantı anlamında sadece al değil. Hem de bunun o sanata biraz yansıyan kısmından. Oo, i̇yi yerden geldiniz. Şimdi e, doğru, evet o basın bültenine de yazıldığı gibi e, saltın hazırladığı. Evet gerçekten insanın doğduğu ev galiba hayatını biraz da belirliyor. Hani nereye nasıl bir, bir ortam gerçekten kütüphane iyi bir şeymiş. <laughs> yani onu yani bir o zaman anlamıyorsun küçücüksün yani zannediyorsun ki herkes her şeyi senin gibi biliyor ya da her ev senin gibi falan çok son algılıyorsun ki o öyle değil Evet bütün onları gezmek, etmek, görmek, dokunmak, farkında olmak ama onların sadece varlığı yetmiyor. Mevcudun yaşar kılınması ve onu idrak etme dönemi, onu sindirmek önemli olan. Ha gittik baktık İşte işte orada Safo'nun heykeli varmış işte Osman Hamdi Bey diye birisi varmış baksaydı da kazı yapmış bunları getirmiş. Bunlar değil sadece yani kitabi bilginin ötesinde ilişki kurduğumuz her türlü ağaçtan tut taşa kayaya ağaca kuşa yani soyut ve somut bütün varlık varlıkla e, canlı bir ilişki içinde olup onları içselleştirmemiz gerekiyor. Onlarla birlikte üretip yaşıyoruz aslında da sonradan bunlar unutturulmaya çalışılınca iyi olmuyor. O, o o zararlı bir şey oluyor. Yani e, gerçekten çok zarar veriyor. Yani topluma çok zarar veriyor. E, cahil bıraktırılmak gibi bir durum bu. Herhalde öyle olunca e, insanları yönlendirmek daha mı kolay oluyor acaba? Hani aklımdan bunlar geçmiyor değil tabii e, Bilmem sorunuzun cevabı oldu mu? Ben, benim için, benim için bütün bunların birikimi ama sadece hani orada gördüklerim, okuduklarımın ötesinde hani birebir deneyimliyorsun, deney, deneyimliyorsun dedim ya inanamıyorum. Her neyse yaşıyorsun orada. Ben çok seviyorum her yeri dolaşmayı, insanlarla tanışmayı, etmeyi ve onların her biri o benim kocaman kazanımın içine düşüyorlar. Sonra onların içinden böyle damıtarak bir şeyler çıkıyor. Ona da sanat diyoruz işte. <laughs> Arkeoloji ilginizin devamında malzemelerinizi konuşalım istiyorum Tabii. Çünkü bitkileri ve tohumları sergilediğiniz işlerdeki kendiniz evet. topluyorsunuz Tabii kendimi topladım Hem bu tercihinizi merak ediyorum hem de aslında onları yani bunlar organik malzemeler çürümeye bozulmaya küflenmeye mesela çok Hı. meyilli işler Ve orada da farklı bir boyut getirmiş oluyorsunuz dolayısıyla işe yani fanilik ya da ölümsüzlük meseleleri arasında bir git gel oluyor orada bu evet. tercihinizi açar mısınız? Tabii ki. Ee, 1995 yılında Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yaptığım... ...Yeryüzünün Belliği sergisinden bahsediyorsunuz. Şu an saltta, e, üçüncü katta duruyorlar onlar. E, şimdi şöyle bir kitap e, çıkartmıştı Profesör Hayri Erten. E, Hititler dönemi... E, florası diye ve çok etkilenmiştim ondan. Yani ağaçlar, meyveler, bitkiler, demin verdiğim zeytin, zertun hikayesi. Yani ititler zertun da mesela sesam. Onlar sesam diyor, biz susam diyoruz falan. Daha bunun gibi bir sürüsü var. Yani ne kadar yaşar olduğunu fark edince e, <laughs> e, bir aslına bakarsanız e, bir bellek serisi dizisi yapmaya karar vermiştim. İşte Ankara'dan başladım. Çünkü kazıya beni kabul eden ilk e, hocam e, Cevdet Bayburtluoğlu. E, ona ithafen Ankara'da başlamak istemiştim. Ve e, çok uzattım ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben 94 yılında hatta 93 ortalarında e, bu tohumları toplamaya başladım. E, Hititler coğrafyasında tohumlar... Ee, toprak e, bazı nesneler çünkü bunlar o müzede Hitit rölyeflerinin olduğu bir salon var ve orada da gösteriliyor yani rölyeflerde o bendiri çalan bir insan var o rölyeflerde e, bugün yani, aynı tekerlek at arabası tekerleği aynı ile duruyor öküz ya da at arabası için yapılan zaten onları ben Çorum'dan aldım fakat bakın ne oldu Çorum'da zahirecilere ilk önce gittim. Hani tanımıyorum çünkü Çorum'da kimseyi. Fakat bir şeyle karşılaştım. 93 yılında. Ee, hiç gündemde olmadan bilmediğim bir şeyle karşılaştım. O da şuydu. Ee, Zahire dükkanında alıştığımız bir şey vardır. Hani kap kaçak onlar durur. Tohumlar içinde durur. insanlar da gider alır filan. Fakat üstünde bir sürü yabancı dilde yazılar olan kutular şeyler gördüm, çuvallar gördüm. Merak ettim, hani bizde bir geri dönüşüm vardır, ya hani atılmaz iyi bir şeydir, sağlamdır. Hani o da olabilir diye düşündüm ilkten. Hani başka bir şeydir de o filan hiç öyle değilmiş. Bu tohumların hepsi genetiğiyle oynanmış tohumlar ve devlet eliyle mecburi satılıyormuş. Dönem özal dönemiydi. Yani 93'te. Yanılmıyorsam özel döneminde başladığını öğrendim. Pardon. Ondan sonra e, şok geçirdim. Türkiye'de çünkü bunun bir yasası vardı, yasaktı. Meğerse 80 darbesi sonrası bu yasak kaldırılmış e, ve biz e, bütün e, yerli tohumlarımızı ekmemiz bile yasakmış. Eken için davalar açılıyormuş. Bütün bunları 93'te öğrendim. Ama o zaman serginin boyutu da değişti. Yani bambaşka bir şeye dönüştü. Bu bunu anlatıyor olmak. Kamuyla sanat aracılığıyla bunu paylaşıyor olmak hem de böyle bir arkeoloji müzesinde bence çok anlamlıydı. Şimdi içindekilerin bozulması bozup orada iki türlü davrandım. Bazılarının içinden havayı tamamen çektim. Ve onların hala bozulmadı. Bakın bazılarını restore etmek için bu sergimiz için çalıştık. E, rezeneyi açtık. Mis gibi rezene kokuyordu. Çünkü o tohumları bu haberleri alınca Zahireci'den e, bölgeye daldım ve ata tohumları topladım. Buradakilerin hepsi hakiki Anadolu'nun binlerce yıldır var olduğundan beri var olan bitkileri. ...bazılarını da sırf bu nedenden... ...yaşar bırakmaya karar verdim. Ve onların içinden havayı çekmedim. Ve oldukları haliyle bıraktım tohumları. Özellikle arpada falan yaptım bunu. Arpa, yulaf... ...ve onları izlemeye başladım yıllar içinde. Ve içinde onlar... ...bir kriz dönemi geçirdiler... ...içinden... ...kanatlı hayvanlar... ...çıktı, onlar yaşadılar... ...kim bilir kaç nesildir... ...hayat orada devam ediyor... ...bu işlerin adı da... ...bellek kasasıydı zaten... ...o nedenle çok anlamlı buluyorum... ...yani bu... bu ...canlılığın devam etmesi... ...bir taraftan, bir taraftan... ...o tulumun orada... Hani ...havayı çekince sağlıklı kalıyor olması bize bunlar bir sürü şey anlatabilir. Yani bence mesela bir tane bir şey daha söyleyeyim. Soru sordurmak çok sevdiğim bir şey benim. E, Kupapa'nın e, bir şey vardır, e, bir portresi yüksek rölyef e, aynı müzede. O elinde haşhaş doğumu tutar. Fakat şimdi bütün e, şeyde e, literatürde Onunlar diye anlatıyorlar. Deli bir dönemden sonra. Çünkü narın formuyla haşhaş kapsülünün formu birbirini andırır. Şimdi arkeolojiden e, yani bizim bulduğumuz şey hakikati söylüyor. Toprak da öyledir. İçinde sakladığı bir şeyi. Yani de ki orada bir balık fosili bulduk. O o balık olarak bize kendini gösterir fosil olarak. Şimdi bunu ...kurbağa fosiliymiş gibi anlatmak... ...resmi tarihin işi. İşte orada uyanık olmak gerekiyor. Ya yani O tuzağa düşmeyeceksiniz. Yani Balık da kurbağa... ...onlar böyle yazmış falan... Nah, ...siz gidin doğada... ...en temelde... O, ...o arkeolojik alanda ne bilgi varsa... ...lütfen oradan devam edin... ...demek istedim yani. Sonuçta ben de... ...o bellek kasasına, kubabanın önüne... ...getirdim ve koydum ve ona şeyleri bir katına jeolojik katmanlar gibi hazırlamıştım çünkü ya da arkeolojideki katmanlar gibi diyelim. Bir kata narları koydum, bir kata da haşhaş kapsüllerini koydum ve bir beden ona eşlik etti, bir bedenin izi eşlik etti. Çünkü bir kadın bedeniydi, kubaba bir kadın ve biz ikisini böyle onları karşılıklı konuşturur şekilde koyuyordum çünkü şey yaptığımız zaman baktığımız zaman görüntüler birbirinin üstüne düşüyor tabi cam olduğu için şeffaf bilmem kendi kendine derdini anlatıyordu yani kesinlikle benim mesela yani konuşurken de daha çok kafamda uyanan bir şeylerden biri de dedin İşlerinde de biraz kişisel yaşantı ile toplumsal hikayenin iç içe geçmesi, örtüşmesi, belki katman katman olması dikkat çekici bir mesele gibi geliyor. Çünkü işte gördüğünüz bir tohum hikayeti, işte bir yerli tohum hikayeti, bir de bambaşka imgeler uyandırıyor ve buradan vardığınız bir takım sonuçlar ve ürettiğiniz işler var. Dolayısıyla toplumun hikayetiyle kiş kişisel yaşantının, kişisel hikayenin birçok noktada iç içe geçiyor gibi geliyor bana ki, bu içerisinde bulunduğum o coğrafyada, topraklarda, bütün bu hikayelerle beraber bunlar daha da anlamlı bir hale geliyor diye düşünüyorum ben. Çünkü bahsettiğiniz bu yerli tohum hikayeti hala devam eden bir sorun mesela. Tabii, tabii. Yani tarım ülkesinde işte 1950'lerde, 60'larda bütün dünyaya buğday ihraç eden bir ülkeden bugün artık her şeyi dışarıdan alan bir ülkeye gelme hikayelerinde bütün bunları zaten aşama aşama bir inlerini görüyoruz. Bunun bir sanatçı olarak farkına varmak, bu farkındalık üzerinden bir şeyler üretmek, buna dikkat çekmek bence o sanatçı ile toplum arasındaki ilişkiye dair de bence bir de birçok şey söylüyor, söylemeli de. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Bu örtüşmeler, bu toplum hikayesiyle kişisel yaşantılarındaki örtüşmeler meydana gelirken sizi en çok besleyen veya ne referans olan bir şeyler oluyor mu? Yoksa bunlar tamamen kişisel farkındalıklar, kişisel okumalar veya kişisel gelişmeler üzerinden mi işlerinde yansıyor. Hmm. E, sanat çok bireysel bir şey tabii. Yani bu, bunlar benim kişisel meraklarım doğru ama beslendiğim bir sürü de kaynak var. Onun için hiçbir şey böyle bir başına olmuyor hayatta. Yani o etkileşim muhakkak ki olmazsa olmaz. Ee, onun için kalabalığım yani. O, hoşuma gidiyor. Yani böyle bir sürü handan var. Bir sürü de bir sürü de varlık var. Şapşane yani durum çok iyi. Onun için bu yaratıcı süreç dediğim noktayı sordunuz aslında. Benim en sevdiğim alan. Yani o sürece hayranıyım yani bayılıyorum. Çünkü inanılmaz besleyici ve inanılmaz paylaşımcı bir süreç o. Yani o çok iyi geliyor bana. Ee, artık yapıtın kendisi e, ve onun sergileme anı artık o final noktası. Yani e, sergilem o nedenle mesela şeyi söylüyorum ben. Bir, şey, bir, çalışma sonuçta sergiye dönüştü. Ben oraya sergi yaptı, ya işlerimi koydum ve ondan sonrasında ben yokum, ben çekilirim o nokta itibariyle sergiyi gezmeye gelenin fikir, hayal ne derseniz çalışma atölyesidir sergi. Benim için sergi böyle bir şeydir. Yani o izleyici gelsin ki öyle de oluyor. Mesela sizde de olmuş böyle bir şey. Ondan sonra insan bir, bu hep oluyor. Yani bundan çok mutluyum. Demek ki oluyormuş yani diye. Ee, insanlar da kendi düşüncelerini ya da olup bitenin farkına varmak ee, siz kullandığınız için ben de hadi kullanayım o kelimeyi çünkü her şeyin içini çok boşaltıyoruz ya her e, kavramın kelimelerin farkındalık yaratmak bu da bunlardan bir tanesi ha, bire iç içi boşalıyor bunların çok üzülüyorum çünkü kıymetli sahicilik gibi hakikat gibi onlar da artık mesela reklam dünyalarının spotları haline gelip içi boşaltılıyor sadece o alanda değil tabii birçok alanda her neyse lafı çok uzattım ama sorunuzun cevabı oldu mu bu bilmiyorum başka bir şey de mi söyleyecektim acaba bir düşüneyim bakayım ne diyecektim ben. yaratım türetiminden baht bahsediyoruz yani. evet Handan Hanım sizin artık ben geri çekiliyorum burada izleyici devreye giriyor ve onun hayal gücüne kalıyor dediğiniz noktada ben de çok sıkıldım işinize gelmek istiyorum e, 21 adet mask e, fotoğrafını kendi çektiğiniz e, baskısını alıp yan yana dizdiniz ve arkadan bir koro gibi kadın ve erkek sesleri karışık çok sıkıldım cümlesi geliyor onlardan. Bir kere çok ruh halimizi yansıtan bir iş onu söyleyebilirim. Birbirimize de söylemekten imtina ediyoruz sıkıldığımızı. ve Çünkü bu da bir süreci tetikliyor ama daha sonra ben sanat dünyamız için sizin serginiz üzerine bir yazı yazarken araştırdığımda argonotlara verdiğiniz röportajı okudum ve orada diyorsunuz ki sıkılganlık benim için eyleme geçiren bir şey. Hı hı. Beni Donduran, durduran ya da bir şeylerden geri bırakan, eve kapatan bir şey değil. Ben de onu kendime ders edindim. Dedim ki can sıkıntısı eyleme geçirir. Ve Doğru. bu cümleyi bazen hatırlatıyorum kendime. Dolayısıyla bana böyle bir ilham vermiş oldunuz. Bu işi açar mısınız? Tabii her şeyden önce buna çok sevindim. Çok mutlu ettiniz beni. Tam da yapmak istediğim şey bu aslında. Ee, yani... O işlerle hem hal olunca gerçekten işe yarıyor yani. O onu işte bu ne güzel bak karşılığı işte ispat olmuş gibi oldu. Evet çok sıkıldım. Çok sıkıldım demek benim için gerçekten çok sıkılırız. Bundan daha doğal hiçbir şey yok. Yani bazen hiç nedensiz de sıkılabiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ama bir de o dünyada, ülkede, şehirde, mahallede, orada, burada, her yerde olup bitenler de bizi şöyle bir çok sıkıntıya getirebilir. evet, o, o fotoğraf yıllardır bildiğim Mira Tiyatrosu'ndaki... tiyatro masklarıdır onlar. Yani çıplak yüzle oynanmadığı için antikide de tiyatro. Kadın oyuncu da yoktur Erkekler onun için kadın maskları vardır Erkek hani roller için Zaten iki tür şey var Biri komedya Birisi de tragedya Şimdi tragedya'dan Temsil eden Maskları tercih ettim Çok sayıda mask var o tiyatroda Dünyada başka hiçbir örneği de yok onun Canım benim Onlar orada öyle duruyorlar ya ...böyle doğada... ...birkaç tanesi müzede... ...kimisi depo içinde filan ama... ...ya bunlar yerine konabilir... ...bunu restore edebiliriz hani... Ya, ...tabii gerçekten çocuk yaşımdan beri... ...onları tanırım bilirim... ...başkaların gibi... ...ya onlar da sıkıldı... ...bence iyi bir bağlantı kurmuş oldum... Ee, ...aynı onlar gibi ben onu mermer... ...mermere bastım o fotoğrafları... kendileri gibi... Aslında onlar mermer değil. Likya taşı üstüne yapılmış da. Likya taşını zinhar bulamayız. O Esasen yasak. Ama bütün Likya'nın dağlarını izinsiz bir şekilde delip deşip bu taşı çıkartıyorlar. Bak ne güzel bir vesile oldu. Bunu da söylemiş olduk. Bunu bilmiyoruz nasıl ilerlediğini bu iş. Talan, yıllardır. Talandan mı söz ediyorsun? Evet, evet. Yani uğraşılıyor ediyor hocam çok uğraşmıştı uğraşan bir sürü oralı insan da var ama bir çözüme varamadık her neyse bu da böyle bir bilgi dahilinde söylemiş olayım hani üçsel görev gibi şimdi bu Likyalı e, masklar en doğrusu onları kullanmaktı çok sıkıldığımızı harekete yani çok sıkılmak beni harekete geçiriyor. O nedenle ses yani çok sıkıldım ses e, şeyde. şeyi de Hani binlerce yıldır orada çok sıkılan e, bu masklarımız da günümüz e, bugünün insanları, kadınları, e, erkekleri eşek ettiler. E, o da onlara farklı bir boyut getirdi. Onlara ses oldular. Onlar da onlara yüz oldu. Bir birliktelik oluştu. Bellekten bahsediyorduk ya hani bir süreç, bir devamlılık. Kültür zincirinin halkalarını tamamlamış olduk. Öyle olunca gücü kendinden geliyor. Ee, i̇şte size böyle geçiyor o zaman. Yani sıkılınca ört ki ölem diye bir şey olmuyor. Tam tersi çok sıkılınca şöyle bir harekete geçmek gerekiyor. Yani nedenlerin üstüne düşünmek etmek. Ee, acaba öyle mi ya falan diye bir düşünmek ve ee, bunun için bir moral bozmak falan gerekmiyor. Yani özetle çok sıkıldım ben de bir moral bozukluğu karşılığı değil yani tam tersi e, harekete geçiriyor. Ben de bu konuda şöyle bir örnek verebilirim hatta benim de Yüktek'ten Tedim Halitli Yavşakli'nin romanlarıydı. Hı. Ve Tedim'in üçüncü ana bölümlerinden birisi Can Tıkıntısı üzerineydi. Halit Niyan'ın da romanlarında can tıkatıtı her zaman karakterlerin e, harekete geçtiği bir yeni bir eşiktir aslında. Hı hı. Canı tıkılan karakter canının neden tıkıldığını düşünür ve orada bir yaratıcı eylem olarak başka bir hikayeyi başlatır. Genellikle işte Aşkı Memnu'ya ve tarihde bakıldığında hep şu görülür zaten. İşte Bihter neden aldatır? Çünkü canı tıklıyordur, evde yapılacak bir şey yoktur. E, kentte yeni bir şey lazımdır. Orada kentte bir yeni yol bulur aslında. Dolayısıyla... Çanta katılıfının yaratıcılığa evrilen bir boyutu var ki bence biraz bu konuştuğumuz şey dediğinde özellikle e, bu çok tıkıldığında buna e, karşılık gelen bir şey o can sakıntısının neden olduğu yaratıcılığında farklı bir çıkış, farklı bir değeri var. Bence bu da işlerinde hani özellikle bu işin diğerinden konuşulacak olursak Karşılığını bulduğumu değerlerden biri. Ben bu anlamda bunu e, kıymetli ve bir çıkış noktası olarak değerli görüyorum kendi adıma. Ay teşekkür çok ederim. Çok yakın hissettiriyor evet. bu iş. çok Gerçekten çok... öyle. Değil mi? Ben de onu alıyorum. Bir de yani şeyi söyledi Halit Bey'den de bahsedince ee, ya demek aklın yolu birmiş ya. <laughs> Değil mi? Yani aklın yolu birmiş sonuçta. Evet. Ben lafınızı mı kestim Zeynep? Estağfurullah. Çok güzel bir iş. Çok güzel. Hem hal olduk biz de masklarla. Bir de onların İyi yani tiyatro alanında da e, yüzle takarak oynanması. Sosyal hayatta da bizim taktığımız masklar gibi devamlılık da var. Çok güzel iş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abdullah dilersen kır görü sorsan. Olur. E, son olarak e, çünkü o da bu sergide tekrar izleyicilerle buluşan ve Hı. uzun da bir tarihi olan ve işte o bellek meselesi dediğimiz, izleyici meselesi dediğimiz o kamusal alanın belki biraz işe dahil olması icat Çok önemli. E, bu Kırgör'ün hikayesini ve yeniden bu sergi özelinde izleyicilerle buluşmasını soralım. Hani bu işin serüveni ve bugün için ifade ettiği değer. Hmm. Şimdi or orada... Or e, sergimin serginin küratörü Amira ile biz bu bir kapsamlı hani aslında retrospektif ama retrospektif demiyoruz biz kapsamlı bir sergi diyoruz. Bunu seviyoruz. Şimdi genelde böyle şeylerde kronolojik işler yerleştirilir Biz onu külliyen reddettik bir kere. Şöyle bir seçim yaptık birlikte Amira'yla. E, dedik ki biz eee işte hangi işleri seçeceğiz? Öyle işleri seçelim ki ...yapıldığı tarihte... ...bir söz söylemiş o. Fakat bugün... Aa, ...onun söz ettiği konu... ...hala geçerliliğini koruyor. O zaman biz o işleri davet edelim dedik. Onun için Kırgör... ...1985 yılında... ...Yeni elimler sergisi için yaptığım bir yerleştirmeydi. Ee, onu ve yani serginin sonunda ben onu yok ettim imha ettim yani işin bilerek ve isteyerek o bir karardı hani geldi 3 ay 4 ay o sergi boyunca sözünü söyledi ve sonrasında geri çekildi durdu şimdi bekledi ne olacak diye bekliyordu e sonunda işte zamanı geldi şimdi tekrar sözünü söylüyor ama aynı şeyi e, mesela ...ilk birinci İstanbul Bienalinde yaptığım... ...kitle iletişimsizlik araçları... ...vesaire vesaire... ...zız bız adlı... ...işim için de geçerli. Yani onu da o nedenle çağırdık. Çünkü kitle iletişim... ...iletişim araçlarının... ...hani... ...çok büyük bir çoğunlukla... ...iletişimsizlik araçları olduğu... ...gerçeğini... ...1987'de bu işle anlatmıştım. Ee, yani... E, bu durum hala geçerli. Bir de sosyal medyanın yayılmasını hayal edelim. Her kafadan bir ses halinde sürekli yanlış bilgiler ya da yanlış bilgiler vererek e, yani bayağı dünya bizim ülkemizde e, yönlendirme halindeyiz. Şimdi ne yapmıştım o zaman? Deyin ki televizyon ben onu cam macununda kapattım. Ama ne yaptım? Radyoları, onları, bunları her birinin her yerini kapadım ama kanalları açık bıraktım. Yani kanal arama düğmelerini ya da uzaktan kumanda bir şeylerini onların hepsi açıkta duruyor o tuşlarmışlar. Yani isteyen doğru kanalı bulabilir gayret göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte biraz düşünürsek her önümüze gelen her şeye inanmak zorunda değiliz değil mi? Yani öyle bir mecburiyetimiz yok biraz da merak edebiliriz diye düşünmüştüm. Şimdi Kırgör'e geri dönersek yani işlerin şey de öyleydi az önce e, Ankara sergisinden bahsetmiştim. Yani e, yeryüzünün belleği o da öyle. onu da davet etmemiz bu nedenleydi. Yani çok taze. biz hala işte bak demin dedik e, hayvancılık tarım şu toprağın hali suyun hali falan neyse bildiğiniz konular ama bunları bu dille hayata geçirdik Kırgör Kırgör başta başına böyle sayfa, sayfa <laughs> bir bir tarih kitabı gibi aslında yani yapının kendisi zaten çatalık yani neolitik dönem evlerinden oluşturduğum bir yapı Neolifik evlere biz damdan giriyorduk ama e, tabii ki sergide damdan sokamayacağım için ben hani tiyatroda dördüncü duvarı kaldırdık mantığından yola çıkarak dördüncü e, duvarı kaldırarak e, ki e, e, izleyiciyi içeriye davet ettim. Ortada demin siz sordunuz e, hani e, yani insanlarla iletişiminde bunda, bakın 1980'lerin başı ...televizyon müthiş bir değişime... ...neden oldu ıı, Türkiye'de... ...her ülkede olduğu gibi ama... ...ben... Iı, ...çok güzel bir sahil... Kapı, kı, ...kasabasındaydım... Ee, ...ve orayı bilirim... ...yani herkes sohbetini eder... ...işte... ...bir şeyini içer, çoluk çocuk oynar... filan böyle hoş bir yerde... ...yine gittim, aa bir baktım... ...herkes o denize ve o... ...güzelin manzaraya sırtını dönmüş... Aa, ve şu tepeye konmuş bir televizyon. Herkes televizyona kilitlenmiş. Birbirlerine de bakmıyorlar. Doğaya da bakmıyorlar. Hiçbir şey farklı değil. Şu vaziyette kapınıyorlar yani gibi. Ee, o nedenle e, şeydeki ım, e, o neolitik evdeki ocak ocak bir kere çok kutsal bir şey. E, ateşin olduğu yer. Ee, ...çok saygı gösterilen bir şey tabii... ...yani onu kastediyorum... ...kutsaldan kastım ...büyük bir saygısı var... ...üstünde de... E, ...bazı e, işte semboller var... E, ...ama kafatası kültü, ...yani ölülere saygı kültürü de gelişmiş... ...onun için oturulacak e, şeylerin... E, ...sekilerin altında da gömü yerleri var... Şimdi bunları değiştirdim yerlerine. Yani o e, kutsal ateşin olduğu yere ve hani tanrı ya da tanrıçaların da konduğu yere televizyonu yerleştirdim. Ondan sonra da kutsal ölüler yerine insanların ömrünü onları satın almak için çitlediği nesneleri yerleştirdim. Çünkü onlar da kutsal ölüler yani onlar için e, yani bir, bir bir bilgi kişinin yani çok girecek vaktimiz yok. Bunu onun için kestim. Yani burada işte onlara da günümüzün çöplerini yerleştirdim aslında atıkları, artıkları. Yani değiyor mu bütün bunlar için acaba hayatı çitleme? Hayat çok başka bir şey yani bir biricikliği var. Doğduk ve öleceğiz. Ve yani üzerine doğdu, doğduğumuz bu gezegen bütün varlığıyla inanılmaz güzel. Bize her şeyi veriyor. Yani biz üstüne insanlar ne çok şey katman ekleyerek bunu yaşanmaz hale getiriyoruz. Ben bunu anlayamıyorum. Ee, yani ne yetmiyor acaba ya? Yani bu sorunun cevabını bulamıyorum gerçekten. Yani Bir kısım insanlara ne yetmiyor yani bu nedir bu, bu erki düşkünlüğü şu bu ya, ya, rahat rahat. Onun için yaşasın Neolitik diyorum ben kim ne derse desin. İnsana yakışan en iyi yaşam tarzı çünkü bir tek savaş aleti bulamadık orada. Bugüne kadar hiçbir kazıda biz Neolitik dönemde tek bir savaş aleti bulamadık. Demek ki insana en yakışan dönemmiş üstüne üstlük çevreyle doğayla da uyumlu yaşamışlar. Biz çok ileri bir şeyiz ya hani bugün. Ama o kadar olamadık. Bu hmm. güzel sloganınızla yaşasın Neolitik Evet diyerek programı müsaadenizle kapatalım. Çok teşekkür tamam. ederiz. Ayağınıza sağlık Handan Hanım. Çok mutlu olduk. Ben de öyle. Ben de çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir, sağ bir konuşmaydı. Sağ, sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür sağ ederiz. Sağ olun ne güzel ne iyi oldu. Güzel bir şeyler paylaştık. İstanbul hepimizin tarafından hazırlanıp sunulan şehir hepimizin programının sonuna geldik. Bugün Salt'ta 3 iç denizin ülkesi sergisini gösteren Handan Bürteçene ile beraberdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.